Verilmişim tamam. Gemi kağıdı olmayanı almıyorlar. Boşuna bekleyen olmasın. Dedeye bak, o da gelmiş. Boşuna. Ne işe yarar sanki? Alacakları bir aşçı, iki bulaşıkçı, üç temizlikçi. Öyle. Öyle bir yere bulaşıkçı olmak, Mısır'a sultan olmaktan çok daha iyidir. İçeri girince ne diyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Abiler diyeceğim, ben para pul da istemiyorum, tamam mı? Yeter ki bir görev verin, ne olursa olsun diyeceğim. Yalvarmakla olur mu be kardeşim? Bir dakika beyim. Bir şey mi diyecektin bey baba? Bakirlerine ateşten gömleği biçenleri vur. Kemikten taslarla şarap yerine şehitler kanını içenleri vur. Bir şey mi diyecektiniz? Tanrım, imkansız bu. Birine mi benzettin dede? Oho. Kimsin? Kim? Ya sen kimsin babalık? Ben Çanakkale Gazisi, Konya Çakmak doğumlu Himmet Kurşunlu. Sen onun nesisin evlat? O dediğiniz kim Gazi baba? O Çanakkale kahramanlarından Manastırlı Kamiloğlu Yüzbaşı Serdar. Olamaz. Böyle bir rastlantı olamaz. Olur evlat, olur. Bu yaşa gelinceye kadar ne olamazları olur gördük biz. Koca imparatorluğun haince parçalanışını gördük. Kahramanların boynu bükük gezişini gördük. Türklüğün yeniden şahlanışını gördük. Yüzbaşı Serdar'la vahşetin dehşetlisini, acının katmerlisini gördük. Hey, ne günlerdi onlar. Hey hey. Bu bir rastlantı mı, bir kader oyunu mu? Söyle yaşlı adam. Nereden tanıyorsun onu? O benim dedemmiş. O benim komutanımdı evlat. Çanakkale'de ölüm kalım savaşı içinde beraberdik. Of, of. Yorgunsun. Gel seni eve götüreyim. Orada bana rahatça dedemle olan anılarını anlatırsın. İstirahat edersin. Hadi. Anlatmak bir şey değil evlat. Lakin benim daha ivedi bir işim vardır. Gönül yaşına bakmadan coşmuştur. Gemi kağıdımızı kapıp buraya koşmuşuzdur. Sen de mi? Vatan hizmetinin yaşı olmaz evlat. Maaş istediğim yok. Çok şükür bu madalya bizi idare ediyor. Tek istediğim o sahilleri, o toprakları bir kez daha görmek. Bu bana yeter. Sana yardımcı olmaya çalışacağım. Başarırsak aynı gemide gideceğiz. Sağ ol. Su sızmazdı aramızdan, şimdi bıktık canımızdan. Su sızmazdı aramızdan, şimdi bıktık canımızdan. Ne istedik aşkım?
kıvırsan bizle mi yaktı zaman? Ne istedi aşkımızdan bizi de mi yaktı zaman? Susuz mazsız aramızdan. Değiştirdiğini umarım Korkut. Nişanlın olduğuma göre benim de kararlarında söz hakkına sahip olmam lazım. Babamla konuştum. İş istiyorsa gelsin fabrikada çalışsın diyor. İstediğin maaşı alırsın. Yaptığın doğru değil, bir kaza olabilirdi. Asıl kaza, seninle evlenseydim olurdu. Kendine gel, konuşmana dikkat et. Ne dediğimi iyi biliyorum Şale. Bu sigara içişin, bazı değerleri hiçe sayışın... sanki başka bir yerin insanısın. Bir anlık heyecanımızdı bizi nişanlı yapan. Sana kıymet verdik, itibar gösterdik, suç mu oldu? Biraz önce 70'lik bir gaziyle konuştum Şale. Yakasındaki madalyasından başka hiçbir şey olmayan bir adamdı. Babanın zenginliği, senin güzelliğinin dışında daha başka şeyler de var. İnsanı yaşatan gerçek duygular. Beni değerlendirmeyi bırak. Gidecek misin, gitmeyecek misin? Bunu öğrenmek istiyorum. Tehdit etmene gerek kalmayacak Şale. İşte bizi bağlayan bu zayıf ipliği koparıyorum. Hoşça kal. Korkut! Evet vatandaşlar, yazıyor! Horayı yazıyor! Horayı yazıyor! Bir kuvvet çeviremez orayı doğru yoldan. Bir kuvvet çeviremez orayı doğru yoldan. Haberin var mı düşman, coşan bu milli selden. Türk'ün şerefli gemisi yürüdü şanlı oray. Şimdi petrol arıyor, suları yara yara. Türk'ün şerefli gemisi yürüdü şanlı oray. Şimdi petrol arıyor, Ege'yi yara yara. Küçük müdahale mislin görür anında. 41 milyon Türkiye'm saf olmuş etrafında. Türk'ün şerefli gemisi yürüdü şanlı oray. Şimdi petrol arıyor Ege'yi yara yara. Türk'ün şerefli gemisi yürüdü şanlı oray. Şimdi petrol arıyor suları yara yara. Ege'yi Akdeniz'i her yeri tarayacak. Sismik sondajlar vurup da petrolun arayacak. Bir bulursak petrolu çok işe yarayacak. Türk'ün şerefli gemisi yürüdü şanlı oray. Şimdi petrol arıyor da Ege'yi yara yara. Türk'ün kahraman gemisi yürüdü şanlı oray. Şimdi petrol arıyor.
aşığım Bursa'da. Zaman yine o zaman, Türk'ün şerefini yemin. Şanlı Koray, şimdi petrol arıyor, Ege'yi yara yara. Korkut gidiyor baba. Boş ver, gitsin. Ayrıldıktan sonra düşündüm de... Düşünme kızım, kafan karışır, kafan. Biz taze kanların erginliğine katan bir nesliz. Ülkemizde biziz Biricik Sultan. Tan yeri nur alıyor gururlu alnımızdan. Önümüze çıkmayın Akdeniz dalgaları. Sağ olun. Himmet kurşunlu emrinize amade komutanım. Emredin kaptan. Estağfurullah. Arkadaşların yanına gidebilirsin. Fatihlere deniz bile duramaz. Değme dağlar bize göğüs geremez. Kapımızdan rüzgar bile giremez. Açıktır evimiz, barkımız bizim. Sana cevabım var, bana nişinde. 72,5 millet içinde, işte budur gerçek farkımız bizim. Demek 5 yara aldım Himmet'te de, gene ölmedin. Öldürmeyen Allah öldürmüyor evlat. Dedemle tanışmanız nasıl oldu, hatırlayabilir misin? Hatırlamak ne demek evlat? Unutabilir misin diye sorsan daha iyi edersin. Kemiklerin dağ gibi yığıldı, kanların dere gibi aktı, o Çanakkale Savaşı'ndaydık. Düvel üstümüze geliyordu. Çanakkale'den geçeceğiz diye tutturmuşlardı. O zamana kadar görmediğimiz koca koca gemileri üstümüze ölüm kusuyordu. Himmet dede, söyler misin çok savaşa girip çıktın? Sayısını unuttum. Bak dinle. Thank you.
şey sana benziyordu. Giysileri hariç tabii. İlk gördüğümüzde mektepli diye küçümseyecek olmuştuk. Kısa zamanda ne yaman bir zabit olduğunu anladım. Bana o günleri anlatır mısın Gazi Baba? Şehitlerin haddi hesabı yoktu. Subaylarımız da ölüyordu. Yeni subaylar geldi. Onu düşmana en yakın topun başında ateş emrini verirken tanıdım. Ah, acele etme evlat. Hepsini anlatacağım. Bak dinle. Düşman müdafaayı kırıp boğazlardan hemen geçmek için sabırsızlanıyordu. Bunda az daha da muvaffak olacaktı. Kafirlerde öyle silahlar vardı ki... lazımdı. Beni siperde bırakarak yüzbaşı öyle bir ileri atıldı ki belki ölecekti ama düşmanın makinalısını imha ederek. Arkadaşlarımız şehit olmuş, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Ben ağır yaralıydım, yüzbaşım yanıma geldi. Kum gibi kaynayan düşmana, gülle ve kurşun yağmuruna aldırmadan beni sırtına aldı, cephe gerisine kadar taşıdı. Hayatımı kurtardı. Dedem büyük bir kahramandı demek. Kahramanlar çoktu evlat.
Vatan için dövüşmek, ölmek herkesin gönlündeydi o zaman. Deden de bunlardan biriydi işte. Ruhun şad olsun yüzbaşım. Bütün şehitlerimize Allah gani gani rahmet versin. Trenlerimiz var şimdi. Uçaklarımız, gemilerimiz var. O zamanları sen bilmezsin evlat. Şimdi bir saatte gidilen yere eskiden 3 günde gidilirdi. 3 gün. Yok edilebilir miyim Mette'de? Asla! Bugün Himmet Dede'ye bu ulus yok edilebilir mi diye sorduğumda 70'lik gazi başını öyle inançla iki yana salladı ki kaptan mektup mu? O arabalı güzel kıza mı? Değilim Mette de. Güzel kızdı ama. Dedenin de ona benzer bir sevgilisi vardı. Ya kalbinin güzelliği yüzünde şavkıyan bir kız. Yiğit bir kız. Bilmem karıştırmadan anlatabilecek miyim bakalım. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi görülmeyi. Zülüflerin tel tel olmuş aman aman. Görülmeyi, görülmeyi. Bir arzınız mı vardı efendim? Hayır, belki bir çiçek. Halkalanmış aman aman. Görülmeyi. Sabiha, hadi çabuk ol. Susamışa benzersin oğul. Bekle hemen sana bir ayran getirsinler. Sağ ol teyze. Sıhhiye'den geliyorum. Cepheye gidiyorum. Çiçekleri gördüm, bakmadan edemedim. Ne çiçeklerin ne hayatın tadı kaldı oğul. Şu kör olası gavurlar geleli. Topları bazen ta buralara düşüyor. Afiyet şeker olsun evladım. Şehitlerinizin canına değsin ana. Sağ olun. Afiyet olsun. Gavurlar için fazla üzmeyin kendinizi. Geri göndereceğiz onları. Yakında. Tanrı kuvvet versin. Allah yardımcınız olsun oğul. Of of. Bu kadar. İlk ve son görüşüm olmuş. Bu kadar olur mu evlat? Dedenin yolu ne zaman Çanakkale'ye düşse, cepheye giderken o evin önünden geçermiş. Tabii hal hatır sormalar, kısa süreli masum konuşmalar. Savaş bitse, Allah zaferi nasip etse, sonra... Evet, sonra? Sonra çok karışık işler oldu evlat. Bu gözler neler görmedi neler. Müttefik donanması Çanakkale boğazını geçti. Yurdumuz pay edildi.
musibet türedi. Yunan, müttefiklerin yardımıyla kudurmuş sürüler halinde üstümüze saldırdılar. Yunan, insafsızdır evlat. Yunan, acıma bilmez. Yunan, kalleştir. Dünya birleşti ama Türk'ün içindeki o kutsal özgürlük alevini söndüremedi. Ve yüce önder buyurdu: ya istiklal, ya ölüm. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten esra dinerek öpse o taş alma değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gönelim gel seni tarife desen, sığmaz. Ercümerc ettiğin edbarada yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder ihtiyar. Komutana sor bakalım. Ne yapacağız? Cevap verelim mi? Komutanın kati emri var. Boşa gülle atılmayacak. Öyle ama düşman siperlerimizi sünger gibi delik deşik etti. Hele sen bir sor bakalım. Tamam. Şimdi hemen çıkıp gitmelisin buradan. Geldiğin gibi gizlice. Hem nasıl geliyorsun buraya? Bu ne cesaret? Biz yetmiyor muyuz yani? Geceleri uyuyamaz olmuştum Serdar, çok düşündüm. Anladım ki başka yolum yoktur. Sevdiğim adamın yanında vatanım için çarpışacağım. Aslan yengem, Allah senden hoşnut olsun. Ne istiyorsun İmmet? Yanımda vatan için çarpışmak istiyorum Sabiha. İşte fırsat. Versene kumandanım. Çekilin! O gece Veysel Hoca nikahlarını kıydı. Şimdi garip gelen bu durum, o anda, o kan ve ateş cehennemine dönmüş günlerde garip gelmiyordu bize. Mübarek olsun yüzbaşım! Thank you.
başımın azarlamasına rağmen Sabiha bacıyı hep yanımızda, ateş hattında gördük aylarca. Ne mutlu onlara, düğün törenlerinde çalgı yerine top sesleri dinlenen kahramanlara. Senin? Serdar, Serdar! Şuramda bir şey kıpırdadı, şuramda! Bak! Hissediyorum ya! Bir hayat kıpırdısı bu! Yarınlar için bir umut! Serdar. Kız olsun, erkek olsun. Adını Barış koyarız. Bıraksaydın yanında dövüşseydim ölünceye dek. Korkmadığımı bilesin istiyorum. Bunu ispatladın Sabiş. Ama karnında kıpırdayan var ya... Sen onun doğma ve büyüme kavgasını vereceksin. Biz bu vatan için ölsek de o yaşayacak ve daha uygar, daha mutlu bir Türkiye görecek. Yunan askeri, bir karargah! Ne işleri var burada? Yanlış görmeyesin. Himmet Çavuş! Sen Sabiha hemşireyi al git, ben onları oyalarım. Seni bırakmam Serdar. Ölüm de kalım da beraber. Her Türk kadını senin gibi davranırdı Sabiha. Ama ben senden şu an rica ediyorum. Çocuğumuzun anası gibi davran, git! Çocuğumuz doğacak Serdar. Söz, doğacak. İnşallah sen. Kısacık ömrümde seni gidin artık.
Canlı istiyorum! Serdar! Hay Allah! Etme bacım! Bırak beni! O ölürse ben nasıl yaşarım Himmet? Gel gidelim! Affet kumandanım! Selamun aleyküm. Himmet. Ne oldu Himmet? Cevap ver. Öldü mü yoksa? Esir ettiler onu. Çok şükür kurtuldu ana. Çok şükür. Yüzbaşım için esirlik ölümden bin kat daha kötüdür yenge. Ya, bütün Türkler için bu böyledir oğul. Hürriyet altın kafesten yeğdir. Hümet Çavuş, biliyor musun yerini? Yüzbaşını nereye hapsettiler? Bir haber alabildin mi? Aldım yenge. Kadın kalsın! Hepiniz defolun! Defolun dedim! Ne duruyorsunuz be? Emrediyorum! Dışarı! Dışarı! Kimsiniz? Dur! Ecdadına sor Balkaba! Onlar iyi tanırlar bizi. Geç de olsa şimdi sen de tanıyacaksın. Parola! Ölüm! Karım benim, kahraman karım. Bu halin ne yavrum? Kantocu kılığında Yunan zabitinin önünde oynadı. Ve herifin gözünü çıkarıp anahtarı aldı. Sabiha? Senin için Serdar. Seni kurtarmak için. Sen... Sen benim karım değil misin Sabiha? Ebediyen. Benim karım? Benim! Karım! Bu can için oynamaz! Oynamaz bir düşman önünde! Oynamaz! Oynamaz! Karnında bir can taşımasaydın keserdim seni! Keserdim! Şart olsun! Yürü İmmet Çavuş! Cepheye! Ölüme! Yürü! Serdar! Seni seviyorum Serdar! Tanrı yolunu açık, kılıcını keskin etsin! Bin Sabiha sana kurban olsun!
gelişe kadar destanlar yarattı ulusumuz. Bayrak olmuştuk. Aç, susuz, cephanesiz, tek bir kalp olup şahlanmıştık. Aşkla çarpıştık. Cumhuriyet ilanından sonra ben köyüme dönmedim. Yüzbaşımın peşine düştüm. Onun vatan aşkının yanında büyüyen acı bir tutkusu daha vardı. Mecnun'un Leyla'sı. Düşman subayının gözünü çıkaran kahraman kadın, Sabiha bacı. Öpeyim yüzbaşı. Tamam. Sen beni burada bekle. Benim biraz işim var. Hemen dönerim. Ah, 3 gün 3 gece kahvenin tahta peykeleri üzerinde yatıp bekledim. Ne gelen ne giden vardı, ne de bir haber alabildim. Meraktan çıldıracaktım. Beni yüzüstü bırakmasına imkan yoktu. Mertliğine yakışmazdı yüzbaşımın. Bir felaketle karşılaşmıştır endişesiyle aramaya başladım. Yarım sendin ayrılalı hayli zaman oldu gel gel. Gözlerimde akan yaşlar aburevan oldu gel gel, oldu gel gel. Bak gözümden akan yaşlar aburevan oldu gel gel. Olur mu hiç küsüp gitmek, seni seveni terk etmek haram oldu. Yemek içmek işim figan oldu gel gel, oldu gel gel. Haram oldu yemek içmek. Yavuş.
Benim için iki şey bitti. Biri harp, diğeri de aşk. Bunların yerini öyle bir üçüncü kuvvet aldı ki... İntikam. Dermanım yok, dur varmaya... Varıp yâri mi görmeye... Yetiş nama, zımgılmaya... Seni seven, öldü gel gel... Öldü gel gel, yetiş nama, zımgılmaya... Seni şahidim ol Himmet Çavuş. Bu intikamımı almadan ölürsem... Ömrü boyunca ağzına içkinin zerresini bile koymayan bu asil adamı... içki çılgına çevirmişti. Bütün gece Sabiha, Sabiha diye inledi durdu zavallı. Peki ne olmuş? Kimden alınacakmış bu intikam? Ah, günlerce sonra anlattı bana da. İlhan baba, Hayriye ana nerede? Sabiha nerede? Gözlerine ne oldu? Gözlerim söndü o. Ağlamaktan, acıdan. Hayriye öldü. Feda etti kendini. Sabiha için. Biricik kızı için. Ya Sabiha, o nerede? Anlat baba! Her şeyi anlat! Allah aşkına! Dayanabilecek misin? Dinle öyleyse! Gayemiz mesele çıkarmak değil efendim. Yorgunuz. Askerlerim ve ben evinizde misafir olmak istiyoruz. Misafire düşman bile olsa kapımız açıktır. Ama harp halim. Siz de takdir edersiniz ki bir genç kızın yaşadığı evde... Size bir subayın şeref sözünü sunuyorum. Kızınıza kimse ilişmeyecektir. Ayrıca bize karşı koyamayacağınızı bilecek kadar yaşlısınız. Kapınızın kırılmasını istemiyorsanız lütfedin. Buyur edin. Açın. Hristo. Oh, yorma kendini kızım. Günün saatin yaklaştı. Yine ne oldu kızım? Kocanı mı düşürdün yadını? Onu düşünmediğim... hasretiyle yanmadığın dakika mı var anne? Ben halkı düşünüyorum. Bu gavurların zulmettiği kimsesizleri. Yeah.
oynayın. Bonjour madame. Oynasanız orayı. Hadi. Bu evde de genç bayanlar varmış. Onları kendine mi saklıyorsun Risto? Daha neler. Genç bayan dediğin hamileymiş. Gene de gelip masamıza otursunlar. Yüzü güzelse içimiz açılır. Ya ulan gel. Akıllı evsiz sen be. Bak bunu düşünememiştim. Costa! Costa! Bana bak oğlum. İn aşağı, o genç bayanı masamıza davet et. Mızıkçılık ederse, tut kolundan getir. Getir ya! Sabiha doğurmak üzere kız. Vay başına gelenler, vah vah! Felaket! Sabiha'yı masalarına çağırmışlar, konuk olarak! Aman Allah'ım, ne korkunç şey! Ya, korkunç bir şey baba! Sakin ol! Risto beni tanır, savurur! Yavrum! Çünkü Serdar'ı kurtarırken... ...gözünü oydum Yunan subayı! Ay, yavrum! Metin ol! Bir şeyler yap baba! Hiç olmazsa, bebek doğuncaya kadar! Sonrası hiç, hiç mühim değil! Kızım teşekkür ediyor. Çünkü çok hastadır. Bir başka gün. Sürükler götürüm, emir aldım. Ancak ölümü çiğnersen bu kapıdan girersin! Ne yapalım? Suç bizden gitti. Vur ulan yavur deli! Böyle günlerde ölmek, yaşamaktan bir kat daha evladır! Sen bilirsin. Hastaymış, gelemezmiş. Hasta mıymış? Yazık. Yalan! Ben getirmesini bilirim. Emine, Sabiha kız hapı yuttu. Bunlar bize yapacaklarını yapar Ay. Karşı koyamayız güçlerini. Öyle de öleceğiz böyle de. Bari bir masuma yardımımız dokunsun. Yürü. Biz kadın değil miyiz ya? Yani? Karımla birinden de güzeliz. Şöyle neşeli bir şey çalın. Şimdi cümbüş başladı. Sayısınız olur inşallah. Çok güç olacak Hayriye. Allah sabır verir inşallah. Bir oğlum olacak. Serdar'ın oğlu. Adını Hakan koyacağım. Babası ona öyle bir yurt kuruyor ki... ...onun yurdunda kadınlara düşmanlar zulmedemeyecek. Onun dünyasında barış hüküm sürecek. Onun yurdunda özgürlük, aydınlık ufuklar. Çekmeceye koydum komutanım. Arkanda! Dur bakayım. Costa! Kim lan bu? Kim? Aşağıdaki bayan komutanım! Defolun! Çekilin be! Çekilin buraya! Ne oldu buraya? Gel ben hadi! Dur bakayım! Çekilin şunun kenara, çekilin bakayım! Hayır! Çocuk doğmak üzere inşallah! Sen merak etme canım, üzülme! Açın kapıyı!
çabuk ol. Açıldı. Hadi. Açsanıza be. Açın. Açıyor komutanım. Ver. Git bak Kosta, üçü de beyninden. Aliye! 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 Karıcığım! Bu anası yahu, ihtiyar bu! Ulak karı! Allah kahretsin! Yavrum! Kaçır baba. Açın kapıyı, açın! Allah'ını seviyorsan beni bırak git. Onu götür baba. Git baba. Kosta! Sizi gidiler şıkargaları. Biraz daha yaklaş. Öteki gözünü de çıkarayım. Köpek! Hadi vur! Ne vahşet! Kitapsız domuzlar. Serdar yüzbaşım ama ihtiyarla kalkıp mezara gitmiş. Ve deden orada intikam yemini etmiş Korkut. Peki çocuk ne olmuş Gazi baba? İlham baba bebeği Manastır şehrinde bir akrabasına götürmüş. Ve babam orada büyümüş. Sonra kaptan olmuş. Küçük bir teknesi vardı. Kıbrıs'a yiyecek ve silah taşırken batırdılar onu. Ve yok acılar torpilledi. Serdar dedemin öyküsü burada bitmiyor. Aksine başlıyor. Öyle korkunç, öyle acıklı başlıyor ki. Himmet dedenin anlattığına göre hemen bir küçük tekne satın almış. Adını ne koymuş bilin bakalım. Kumandanım. Hora. Hora mı? Ne demek hora? Kalpa gençlikte geldi de geçti de nefelene. Kim yaşarsa o öğrenir Himmet Çavuş. Ama senin yaşın daha genç. Yel gibi of of. Dadı da damağımda da kaldı ne? Bal gibi. Altı aydır yanındayım. Hep o tarafa bakıyor, ufkun ötesine doğru. Ne var orada Himmet Çavuş? Düşmanı. Karşılardan da ne bakarsın da sevdiceğim. El gibi amanın, el gibi of of.
Ben seni kızıkanda seveydim. Bir yıl oldu yanında çalışırım. İlk kez güldüğünü gördüm. Mektupta ne yazıyor acaba? Müjde! 10 günlük kumanya al İmmet. Yarına yolculuk var. Midilli'den de kaynamasın katırak. Gam çekmesin de sevdiğine oturan of. Kötü kader değil mi de bizi bu hallere getiren of. Neden nedenden arkadaşlar, ben kime neden? Söyle Himmet Çavuş'um da söyle, ben nere gidelim? Çocuklar, benim bu adada görülecek bir hesabım var. Siz beni burada bekleyin. Eğer akşama kadar gelmezsem hakkınızı helal edin ve çekip gidin. Yüzbaşım, mühim bir işe benzer. Bırakın ben de sizinle geleyim. Bu benim şahsi işim Çavuş. Vatan müdafası olsaydı %100 seni de götürürdüm. Sen kalacaksın. Bu bir emir Çavuş. Baş üstüne. Bu yaşta onu bu kadar kuvvetli, bu kadar çevik yapan nedir Çavuş? İntikam alevi. Gazan mübarek olsun yüzbaşım. Senin hesabı Bay Risto. Zaten nedir ki? Ben yer içer giderim Mastori. Bana kahraman Risto derler. Biz öte yakada kahramanca vuruşurken, Türklerle boğazlaşırken, bu burada göbek şişirdi, ne haber? Kahramanlara her şey bedava diye yazacaksın dükkanının önüne. Ha? Anlaşıldı mı? O kadar. Türklerle vuruştular da ne oldu sanki? Yarısı İzmir'de denize döküldü, yarısı da tabanları yağlayıp kaçtı. Heh! (Gülüyor)
Gerçek misin? Ne istiyorsun? Azrail'im. Can istiyorum. Çanakkale'de vahşice doğradığın kadının kocasıyım. Hayır. Her şey olur. Şimdi bitti. Bitti. Ulan kefere! Kadınların ırzına geçersiniz. Bebekleri kurşunlar, dedeleri kesersiniz. Bu ne biçim harp? Palikarya bozuntusu! Senin mezarına canlı getirmek istedim, ama olmadı. Köllesini al işte, sana getirdim. Yakında buluşacağız tabii. Yakında. Şimdi size iki motor alacak para var. Şimdi bırakın beni gideyim. Nereye yüzbaşım? Ben bu dünyadaki vazifelerimi tamamladım. Harp. Aşk. Ve intikam.
Burası Kilit Bahir olacak. Öyle mi? İyi bildin İmmet dede. Kilit Bahir. Evet, tam buradaydı motor. Biz nereye gidiyor diye merak edip dururken... Kumandanım! Kumandanım! Motordan arta kalan parçalar... Boğazın suları içinde kaybolurken... Koca Gazi'den geriye... Rüzgarın önünde sürüklenen... Bir duman bulutu kalmıştı. Dedemizi selamlayalım Himmet Çavuş. Çocuklar, hayırlı olsun. Evet. Bu boğazdan geçen kaptanlar, Leventler, şehitler, gaziler, ruhlarınız şad olsun. Bundan sonra geçeceklere de selam olsun. Öyle olur şahlanışı en ihtiyarımızın ve biz. Çalınca yarın boruyu borazan, toplanırız hep birlikte bayrak altında. Bu çıkış başka çıkış. Uygarla, insanla, barışa. Ama sonuncu çıkışımız değil bu. Ege'yi bir Yunan gölü sananlar gaflet uykusundan uyansın artık. Akdeniz'i bir Türk gölü yapanların dehşet dolu kadırgalarını, berkendelerini, çektirilerini getirsinler akıllarına.